Yani konuyu bilenler tabii bunu anlayacaklardır. Hava savunma sistemi dediğimizde kademeli bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Çeşitli seviyede, irtifa ve menzillerde bir kademeli hava savunma sistemi kurmanız gerekiyor. Mesela bir S-400'ünüz var ise benim tamam hava savunma sistemim var, bu işi hallettim diyemezsiniz. O açıdan çok alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa ve uzun menzil gibi çeşitli kademelerde, hatta balistik füzelere karşı savunma kademelerinde belki dörde ayırabileceğimiz kademede hava savunma sisteminiz olması gerekiyor. Bunun ilk kademesini aslında korkut sistemimiz diyebiliriz. Bir nevi Doğru. uçak savarın bir çeşidi olarak düşünebilirsiniz. Ondan sonra geçenlerde söylediğimiz ve anons ettiğimiz Rokestan'ın Sungur sistemi şu anda devreye giriyor. Akabinde uzun zamandır çalışılan Hisar A ve O sistemlerimizin Şu devreye anda girmesi da çok yakın. stüdyomuzda Hisar O'yu görüyoruz. Hisarlar belirli unsurları ile hazır hale getirildi. Çünkü belirli unsurlar dememin sebebi şu: bir hava savunma sistemi çeşitli unsurları var. Bunun radar sistemleri, takip radar sistemleri, tespit radar sistemleri, roketleri, bunların çeşitli versiyonları ve bunların çeşitli güdüm formatları ve formları diyelim. Orada belirli kabiliyetler edinilmiş durumda. Belirli sistemlerin çalışılabilir olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak birkaç küçük adımımız var. Onlarla beraber bu yıl sonuna kadar inşallah sistemlerimizin çok daha tam şekilde devrede olduğunu göreceğiz. Ama tabii ilk adımımız Hisar A, hatta Hisar A Plus diyoruz ona. Çünkü A artı Hisar A olarak planlanan sistemimizi biraz da büyüttük tabiri caizse. Akabinde Hisar O, daha sonra Siper dediğimiz uzun menzilli hava savunma sistemimiz. Ondan sonra da hem yüksek irtifa ve uzun menzilli dediğimiz balistik füzelere karşı etkin olacak hava savunma sistemimiz devreye girecek. Hava savunma sistemi mevcut silah sistemleri içinde en karmaşık olanlardan birisi. İçinde bir dizi unsurun, elektronik harp unsurunun, kumanda unsurunun, siber güvenlik unsurlarının, radar teknolojilerin en uç noktalarının olduğu, güdüm unsurlarının çeşitli formlarının olduğu bir sistem. O açıdan burada da biraz daha sabır diyoruz. Bunu çalışan firmalarımızın daha da hızlı, daha da agresif bir şekilde ürün teslimatı ile ilgili devrede olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu konuda da iyi haberleri çok yakında vereceğiz.